Merhaba arkadaşlar, hepiniz Soru Koli kanalına hoş geldiniz. Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün yanımda Mehmet Merhaba, hocam Kübra. Var. Merhaba Kübra, nasılsın? İlk defa çekiyoruz seninle. Evet. Kübra. Evet. İyiyim hocam. Ben uzun süredir gelmiyordum, arkadaşlar da özlemişler. Şimdi geldim, yeni yeni konular yapacağız. Evet Kübra, merhaba bu arada. Tekrar konuşalım. Ne işeceğiz? Kümeler yapacağız bugün. Hadi al bakalım, başlayalım. Buyur. Şimdi, ne var? Şu var aslında Kübra. Kümeler... Hep şu söyleniyor arkadaşlar değil mi? Kümeleri biz yapamıyoruz. Çünkü evet. Çok kolay aslında ama bir türlü işte zor kısımları yok gibi ama yine de kafa basmıyor, etmiyor. Yok çok kümeler kolay aslında. Kümeler deyince ilkokulda öğrendiğimiz kümelere gidiyor kafamız. Tabii, aslında kolay. O da var. Aslında o da var. İlkokuldan itibaren geliyor ama nedense bir türlü işte anlamıyoruz, etmiyoruz ama çok karıştırıyorlar kafalarını. Özellikle problem kısmı çok karışıyor. Ama çok basit arkadaşlar, zaten karışık olsa ortaokulda da var bu iş, ilkokulda da var bu iş. Tamam. Evet, nedir şimdi küme? Hemen tanımlayalım. Diyoruz ki belirli nesneler topluluğu. Çok kısa oldu. Peki belirli deyince ne anlıyorum burada? Belirli dediğim şey iyi tanımlanmış, herkese kabul edilen. Yani sana göre farklı, bana göre farklı olmayacak. Herkes diyecek ki evet bu budur diyecek, o zaman kümedir. Mesela demiş ki aşağıdaki ifadelerden hangileri küme belirtir? Bakıyorum. Sınıfımızdaki kızlar. E şimdi sana göre bana göre farklı. Sınıfta kaç kız varsa odur değil mi? Evet. Ayşe, Fatma, bilmem kim. Peki haftanın günleri. E şimdi haftanın hangi günleri var? Ben burada haftanın günleri derken bütün günlerinden bahsediyorum. Evet. 7 günü var. Sen 8 diyebilir misin? Diyemezsin. O zaman bu da bir küme. Yılın bazı ayları. Şimdi hangi aydırı? Ocak, Şubat diyorum ben. Sen Mart, Nisan diyorsun. Hocam belirsiz. Belirsiz. O zaman bu bir küme belirtmiyor arkadaşlar. Okulumuzdaki güzel kızlar küme belirtiyor mu? Hemen diyorlar ki bizim okulumuzdaki kızlar hepsi güzel ama küme belirtmiyor. Sana güzeldir, bana güzel değildir. Uçan filler küme mi? Değil evet. Hocam. Neden değil? Şimdi kümenin tanımında ne diyordu? İyi tanımlanmış, herkese kabul edilen. Çünkü evet yani... Uçan fil var mı? Yok. Ben de yok diyorum. O zaman herkes kabul ediyor. Demek ki bu da bir küme. Ama nasıl küme? Boş küme. Aynen. Ha, olmayan bir boş şey küme. Ama bir küme evet, belirtiyor. Olmayan bir şey boş küme. Boş küme elemanı olmayan kümeydi. Bunun da elemanı yok. Ama uçan filler herkes uçmayacağını kabul ediyor. Uçan fil olmayacağını kabul ediyor. Var mı sorun? O zaman diyoruz ki bazı, kimi gibi laflar varsa... Bunlar küme belirtmez. Tamam. Küme net olacak. Al bakalım. Şimdi kümelerin gösterişi. Döndük mü ilkokula? Üç şekli vardı. Venn şemasıyla gösteriyorum, liste yöntemiyle gösteriyorum, ortak özellik yöntemiyle gösteriyorum. Şimdi Venn şeması nasıl? Rümeysa burayı çizmemiş. Hop bunlar çıkmamış herhalde. Venn şeması böyle bir şekil çiziyorum. İlla yuvarlak mı olacak? Hayır. Kare olur, dikdörtgen. Ne çizersen çiz. İstersen böyle böyle dağınık bir şekil çiz ama kapalı bir şekil çiz. İçinde sayıları ya da nedir elemanları yazıyorum. Elemanların başına nokta koyuyorum mutlaka, tamam. Buna Venn şeması diyorum. Liste yöntemi, liste yönteminde küme parantez dediğimiz parantezimiz var. Bu parantez içine yine elemanları yazıyorum. Büyük harfle adlandırıyorum kümeyi mutlaka, tamam. Bunu mutlaka yapıyorum. Şimdi ortak özellik yöntemi. Aslında demin okuduklarım hep ortak özellik yöntemiydi. Haftanın günleri. İşte pazar, salı, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi, pazar. Ama burada artık biraz daha bilimsel gösteriyoruz. Diyoruz ki A kümesi X'lerden oluşacak öyle ki. Bunlar... Nelerden oluşacağını gösteriyor. 0 küçük, x küçük 4 demişiz. Yani x 0 ile 4 arasında olacak. Şimdi 0 ile 4 arasında sonsuzdan sayı var. Ama burada sınırlandırmış. Demiş ki x doğal sayı olacak. Doğal sayı demiş 0, 1'den başlayan giden sayılar. Doğru mu 0'dan evet. Başlayıp? Dolayısıyla burada A kümesini yaz desem ne yazarsın? 1, 2 ve 3. Doğru mu? Evet. Aslında aynısını farklı şekillerde gösterdik. Aynı kümeyi gösterdik. 3 farklı gösterişte. Şimdi elemanı olma, elemanı olmama durum var. Elemanını böyle gösteriyorum. Eleman değilse bir kümenin böyle gösteriyorum. Şimdi bir elemanın ya da bir şeyin o kümenin elemanı olması için mutlaka o kümede göründüğü gibi bulunması lazım. Şimdi bakıyorum. Bir elemanı mıdır A'nın? Dönüyorum bakıyorum. Evet. Bir var mı? Var. Var. Doğru. İki elemanı mıdır A'nın? Var. Üç elemanı mıdır A'nın? Var. Dört elemanı mıdır? Değildir demişim. Doğru. 5 elemanı mıdır A'nın? Değildir. Değil. Doğru. Peki şu SA dediğimiz şey ne? Eleman sayısı. Sayısı. Aynen. Eleman sayısı kaçtır? 1, 2, 3. Var mı sorun? Yok hocam. Aldım. Gayet basit. Evet. Şimdi A kümesini vermiş burada. İşin içine mutlak değerde sokmuş. ÖSYM bunu çok mu seviyor arkadaşlar? Çok seviyor. ÖSYM istiyor ki bütün şeyi birbirine sokayım ben. Sen de onları kullan. Kümenin içinde mutlak değer, mutlak değer içinde başka bir şey. Üstü sayı kullanıyor. Mutlaka yapıyor bunu. Şimdi A kümesini tanımlamış. Demiş ki X'lerden oluşacak öyle ki. Tamam. A kümesi böyle yazacağım. Mutlak değer içinde 2X eksi 1 küçük 7 demiş. Hemen dönüyoruz mutlak değere. Ne yapıyorduk böyle olduğunda? Buraya eksilisini koyup mutlak değeri kaldırıyor muydum? Evet. Eksi 7 küçük 2X eksi 1 küçük 7. Eksi 1 her tarafa artı 1 diye geçti mi? Eksi 6 kaldı burada.
Burada 2x kaldı. Artı 1 geçti 8. Her tarafı 2'ye böldüm. Eksi 3 küçük. X küçük 4. Şimdi x eksi 3 ile 4 arasında olacak ama sonsuz tane sayı var her şey. Ama sınırlandırmış yine. Tam sayı demiş. Tam sayı. Hadi yazalım. Eksi 2 var. Eksi 1 var. 0, 1, 2, 3. Eksi 2, eksi 1, 0, 1, 2, 3. 0 önemli. İşaretsiz değil mi? En büyük özelliği de o. İşaretsiz bir tam sayı. Nötr zaten. O zaman diyoruz ki neyi sormuş bana? SA kaçtır? Yani eleman sayısı kaçtır? 2, 4, 6. SA eşittir 6. Var mı soru? Var hocam. Yok. Al bakalım. Basitten başladık. Peki boş kümeye de devam edelim. Boş küme ne demiştik? Uçan filler. Yani elemanı olmayan kümedir. Boş kümenin eleman sayısı nedir? Sıfır. Var mı sorun? Yok hocam. Şimdi boş kümeyi iki türlü gösterebiliyorum. Ya çiziyorum böyle gösteriyorum boş ya da boş yapıyorum. Liste yöntemiyle boş yapıyorum. Şimdi şuna dikkat arkadaşlar. Aman ben biraz daha büyük yapıyorum ünlemimizi. Bu boş küme değildir. Bu nedir? Boş küme işareti bu kümenin elemanıdır. Şu kümenin eleman sayısı kaç? 1. Peki ne bunun elemanı? Boş küme. Anlaştık? Yani kümenin içinde bir tane daha küme evet, var. Evet. Kümenin içinde bir boş küme işareti var. Bu bir işaret. Ben buraya yıldız da koyabilirdim. X de koyabilirdim. A, B, C, 1, 2, 3 de koyabilirdim. Yani bu boş küme değil. Anlaştık mı? Evet. Bu da boş küme değil. Yine bir kümenin içinde boş küme işareti var. Yani elemanı boş küme olan bir işaret. Dolayısıyla bunlar boş küme değil. Boş küme için ya böyle olacak ya böyle olacak. Anlaştık mı? Şimdi gelelim eşit kümeler, denk kümeler. Böyle tanımları hemen geçiyorum ki kısa ne olduğunu görelim. Ondan sonra asıl işimize dönelim. Şimdi eşit kümeler dediğim zaman şunu anlayacağım. Elemanları aynı olan kümeler. Elemanları aynı ve eleman sayıları da aynı olacak dolayısıyla. Doğru mu? Mesela A kümesi 1, 2, 3 demiş. Burada da B kümesini Venn şemasıyla göstermiş 1, 2, 3. Bakıyorum 1 var, 2 var, 3 var. 1 var, 2 var, 3 var. Aynı mı bu iki küme? Evet. Aynı. Ha burada fazladan bir de 4 olsaydı olmazdı. Birebir eleman sayısı ve elemanları aynı olacak. O zaman A eşittir B. Tamam. Evet. Gelelim denk kümelere. Şimdi denk küme dediğimiz şey eleman sayıları sadece eşit olacak. Elemanları eşit olmayacak. Elemanları eşit olursa çünkü eşit küme oluyor. Şimdi bakıyorum A kümesi 1, 2, 3. B kümesi 5, 6, 7. Eleman sayısı kaç Esa'nın? 3. SB kaç? O da 3. O da 3. O zaman denkti. Denk oluyor. Denk şartı neydi? Aha böyle 3 çizgi. Eşitin bir fazlası. Peki şöyle diyelim. Şimdi denk olduğunda eleman sayıları eşit oluyor. Doğru mu? Hocam şöyle diyelim. SA eşittir SB. Aynen. Onu da yazalım. SA eşittir SB. Peki. Şimdi denk kümelerde eleman sayıları eşit. Kabul. Eşit kümelerde eleman sayıları eşit değil mi? Eşit. Eşit. Doğru mu? Çünkü elemanları eşit. Aynı elemanlar. Burada da 3 tane var. Burada da 3 tane var. O zaman şunu diyebilir miyim? Eşit iki küme aynı zamanda denk midir? Evet. Yani bunlar aynı zamanda birbirine denk. Aynen. O zaman buradan buraya gidebilirim. Ama tersi doğru değil. Denk kümeler eşit küme değildir. Eşit olması için elemanların da aynı olması gerekiyor. Ama eşit kümeler aynı zamanda denk kümedir. Doğru mu? Evet. Doğru. Al bakalım. Gelelim şimdi dananın kuyruğunu koptuğu alt küme. Şimdi başlıyoruz arkadaşlar kümelere. Alt küme dediğim şu. Eğer A kümesi bir A kümesi düşünün. A kümesinin tüm elemanları aynı zamanda B kümesinin de elemanı ise o zaman A kümesi B kümesinin alt kümesidir. Ya da ben B kümesinin şöyle çizmişiz mesela burada bir A kümesi var. Dışarıda B var. Bakıyorum A kümesi B'nin alt kümesi. A'nın bütün elemanları aynı zamanda B'nin de içinde mi burada? İçinde. Şu değil. B'nin elemanları mesela şuradaki elemanı A'da değil değil mi? Ama A'nın bütün elemanları aynı zamanda B'nin de içinde. Dolayısıyla A alt kümesidir. B'nin mi deriz? Evet. Şu alt küme işareti. Alt küme işareti. Şurada söyledik. Tamam. A alt kümesidir. B'nin. Şimdi bunun bir de tersi var. Şöyle diyebilirim. Burada hangi küme daha büyük? B daha büyük değil mi? Evet. O zaman B kapsar A'yı da diyebilirim. Bu kapsar demek. Unutmayacağım bir şey var. Açık uç neredeyse o daha büyüktür. Tamam. A alt kümesidir B'nin ya da B kapsar B'yi. Uçlar kime bakıyorsa? Aynen. Açık uç şurası açık ya. Açık taraf her zaman büyüğe bakar. Şimdi şöyle bir şey de diyebilirim. Aslında bir kümenin elemanlarının bazılarını alıyorum. Başka kümeler oluşturuyorum. İşte buna bu alt küme diyorum. Örneğin bir A kümesi var elimde. 1, 2, 3. Şimdi A kümesinin alt kümelerini bulalım. Yalnız 1'i kullansam bir küme oluşturabilirim. Doğru mu? Yalnız 2'yi kullansam bir küme olur. Yalnız 3'ü kullandım. 1 ile 2'yi kullandım. 1 ile 3'ü kullandım. 2 ile 3'ü kullandım. Hepsini kullandım. Boş küme var. Evet. He, o zaman şunu diyoruz. Boş küme her kümenin alt kümesidir. Evet. Bunu hepsinde var. Aynen. Boş küme her kümede alt küme olarak vardır. 2. Her küme kendisinin alt kümesidir. Anlaştık mı? Bunu unutmuyoruz. Boş küme her kümenin alt kümesidir. Kendisi de her kümenin alt kümesidir. Yani kendisi de o kümenin alt kümesidir. Şimdi diyorum ki alt kümesi eleman sayısı n olsun. Burada kaç? 3.
Kaç tane alt kümesi olur? Sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane alt küme var. Doğru mu? Evet. Alt küme. O zaman diyorum ki eğer kümenin eleman sayısı n ise 2 üzeri n tane alt kümesi vardır. Bunu hiç unutmuyorum. 2 üzeri s a. Tamam. E burada kaç elemanlıydı? 3 elemanlı mıydı? 2 üzeri 3'ten 8. Var mı sorun? Hocam. Al bakalım. Şimdi gelelim öz alt küme. Öz alt küme ne? O da çok basit. Bir kümenin kendisi hariç. Bu çok karışıyor. Bazen diyor ki hocam boş küme olmasın mı? Çünkü hani öz alt deyince sanki hani boş şey hiç elemanı yok gibi. Hayır. Kendisi hariç alt kümeleridir. Tamam? Yani orada 1, 2, 3'ü almayacağız. Deminki soruda olduğu gibi. O zaman öz alt küme sayısı nedir? Tüm alt kümeler eksi 1. Yani 2 üzeri SA eksi 1. 2 üzeri N eksi 1. Kendisi tamam. Hariç. Evet, kendisi hariç. Kendisini almıyorum. Boş küme var. Boş küme öz alt küme midir? Evet, öz alt küme midir. Al bakalım. Şimdi gelelim buraya. Burası önemli. Neden önemli? Bakıyorum. Diyorum ki eleman olması için ne demiştik? Kümede nasıl görüyorsam aynen o şekilde yazması gerekiyor. Alt kümesi olması için de şimdi şuraya ufak bir hatırlatma yapalım. Demiştik ki A kümesi demin 1, 2, 3'tü. Mesela sadece 2 ile 3'ü aldım. Bir küme oluşturdum değil mi? Ama böyle bırakmadım. Ne yaptım? Bunları bir küme haline getirdim. Evet, küme. Mesela sadece 2'yi aldım. Ne yaptım? Bir küme haline getirdim. Evet. Çünkü adı üstünde alt küme. Yani ben burada ne görüyorsam onun yanında bir de küme haline getirmem lazım. Evet. Doğru mu? O elemanları kullanarak. Bu yazmıyormuş bu arada. Alalım. Maviye bakalım. Evet. Ver bakalım. Şimdi A kümesine dikkat ediyorum. A kümesinin elemanlarına bakalım. 1 var, 2 var. Küme şeklinde 3 var. Doğru mu? Evet. Tek 3 var mı? Yok. Yok. 3, 4 var küme içinde. Ve 5 var. Bu aslında bir eleman. Doğru mu? O zaman kaç elemanlı? SA kaç desem ne dersin? 1, 2, 3, 4, 5. Bravo. 1. Buraya anladık. 2. Onu teker teker sayarsak orada gitti. Gitti. 2, 4, 6, 7 o gitti. A kümesinin için aşağıdaki verilenlerden hangileri doğrudur? Bir elemanı mıdır anın bakıyorum? Elemandır. Evet. İki elemanı mıdır anın? Evet. Üç elemanı mıdır anın? Değildir. Bir. Dört elemanı mıdır anın? Bakıyorum. Şunu diyebilir arkadaşlar. Hocam üç var işte. Ama böyle bir üç yok orada. Tamam. Dört elemanı mıdır? Değildir. Böyle bir üç elemanı mıdır anın? Evet. Bakıyorum. Doğru. Böyle bir dört elemanı mıdır anın? Hayır. Tek başına yok çünkü. Evet. Bu da karışıyor. İki şey. Bir normal karışıyor. Bir de hani hocam bunları ben ayırabilirim. Ayırma. Burada ne görüyorsam o. Tamam. Bakıyorum. 3-4 elemanımdır anın. Doğru. Böyle var çünkü. Doğru. Aslında ben şeması çizerek de... Çok kolay olur. Evet. Anlaştık. 5 elemanı mıdır anın? Bakıyorum. Sadece böyle 5 var mı? Var. Şimdi gelelim alt kümeye. Bir kere ben bunu kafadan silerim. Niye silerim? Alt küme demiş ama burada küme vermemiş ki zaten. Evet. Bir kere burada küme olması. Bir, evet. Aynen. Burada küme içinde olması gerekiyor. Geç. Sen yanlışsın. 2 alt kümesi midir? Şimdi ben 2'ye dönüyorum bakıyorum. 2 sen tek başına varsın. Bir de ben bunu küme için almış mıyım? Almışım. O zaman alt kümesi. Doğru mu? Ama hocam orada küme içerisinde vermemiş. Burada vermesin işte zaten. Ben onu küme için alacağım dedim ya. 1'i aldım. 2'yi aldım. Tamam. Şimdi dönüyorum. Böyle 3 alt kümesi midir? Şimdi 3 nasıl? Zaten küme böyle. Içinde. Bir de ben bunu küme için almam lazım tekrar. Ha, o zaman o yanlış oluyor. Bu yanlış değil. Hı. Bu doğru mu? Doğru. Ha, tamam o zaman. 3 zaten böyleydi. Bir de ben küme için aldım. Hı-hı. Dönüyorum. 3, 4. Alt kümesi böyle bir şey. Zaten kendisi var. Bu alt küme değil de eleman deseydi olurdu. Ama alt küme onun için bir daha benim parantez almam lazım. Evet. Doğru mu? Hı-hı. Bakıyorum dönüyorum. 3, 4. Şöyle bir 3, 4 burada var. Bir de bu arkadaş küme için almış onu. Hı-hı. Demek ki bu doğru. Tamam. Anlaştık. Alt küme olması için ne görüyorsam bir daha adetten küme için alacağım. Al bakalım. Şimdi gelelim sorularımıza. Bir kümenin eleman sayısı 2 arttırıldığında alt küme sayısı 48 arttığına göre. Bu küme kaç elemandır? Şimdi bu küme kaç elemanlı olsun? N elemanlı olsun mu? SA eşittir N. Peki alt küme sayısı nasıl buluyorduk? 2 üzeri N miydi? Tamam. Şimdi benim eleman sayım n'ken alt küme sayım 2 üzeri n. Eleman sayısı 2 arttırıldığında yani n artı 2 olduğunda alt küme sayım ne oluyor? 2 üzeri n artı 2 oluyor mu? Evet. Bu bundan 48 fazlaymış. Doğru mu? O zaman şöyle diyeyim mi? 2 üzeri n'e 48 eklemişim. 2 üzeri n artı 2 olmuş. Var mı sorun? Yok. Devam edeyim. 2 üzeri n artı 48 eşittir. Bunu nasıl açarım? 2 üzeri n çarpı 2 üzeri 2 mi? 2 üzeri n artı 48 eşittir. 2 üzeri 2 4 müdür? Hı hı. 4 tane 2 üzeri n. Şimdi 4 tane 2 üzeri n. Bir tane de burada var. Bu buraya eksi bir tane diye geçecek. 3 tane 2 üzeri n kaldı mı? Hı hı. Eşittir 48. Her tarafı 3'e böldüm. 16 eşittir 2 üzeri n. N de buradan 4 oldu mu?
Bu kime? Kaç elemandır? 4 elemandır. Edeceğim. Yolla, bitsin. He, şimdi gelelim işte burada zorlanan sorulara. Bakmış bir küme vermiş. Demiş ki 1, 2, 3, 4, 5, 6. SA kaç? 6. Doğru mu? Alt küme sayısı. Alt küme sayısı 200 ile SA mıydı? Yani 200 ile. O zaman 200 ile alttan 64 mü? Öz alt küme sayısı. 200 ile eksi 1'di o zaman. Eksi 1. 64 eksi 1. 63. Zaten bir eksik olacak belli. Neden bir eksik olacak? Sadece kendisini çıkarıyorum. Doğru mu öz alt kümede? Şimdi gelelim güzel sorulara. Alt kümelerinin kaçında 2 bulunmaz, 4 bulunur falan filan gidiyor. Şimdi 2 bulunmaz diyor. Ben açıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 mıydı? Şimdi bunlarda 2'yi kullanma diyor adam. Kullanmayayım. Çıkayım. O zaman ben 1, 3, 4, 5, 6 bunlarla alt kümeler oluşturursam 2 olur mu içinde? Olmaz. Olmaz. Kaç tane eleman kaldı? 1, 2, 3, 4, 5. O zaman 2 üzeri 5 tanesinde yani 32 tanesinde 2 yok. Çünkü 2'yi kullanmadım hiç. Yalnız 3 alırım, 3, 4, 5 alırım, 5, 6 alırım, 1, 5 alırım. Ne alırsam artık ama. Peki kaçında 4 bulunur? Şimdi arkadaşlar burası önemli. Bulunurla bulunmaz aynı. Aslında tamam mı? Ama neden aynı? Şimdi kaçında 4 bulunur diyor. Ben bunu 2 yolla çözebilirim. Tamamını bulurum. Eksi 4 olmayanlar derim. Doğru mu? Tüm alt kümelerden 4'ün olmadıklarını çıkarırsam geri kalanlarda 4 vardır mutlaka. Şimdi tamamı 2 üzeri 6 idi. 4 olmayan sildim 4'ü aynı mantıkla 2 üzeri 5 mi kaldı? 64 eksi 32 eşittir 32. Şimdi bak bulunurla bulunmaz aynı şey çıktı. O zaman ben şunu söylüyorum. Bulunur da dese bulunmaz da dese sil gitsin. Tamam. Aynı şekilde yapıyoruz. Tamam. Kaçında 4 bulunur diyor. Sildim 4'ü yine 5 tane kaldı mı? Evet. O zaman 2 üzeri 5, 32. 3 bulunmaz 5 bulunur. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3 bulunmaz diyor sildim. 5 bulunur diyor yine sildim. 1, 2, 3, 4 tane kaldı mı? 2 üzeri 4, 16. Siliyoruz. Çünkü bulunur bulunmaz. Bulunursa da bulunmasa da siliyorum. 2 ve 6 birlikte bulunur. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 de bulunur, 6 da bulunur. Halbuki bulunmaz siliyorum. 1, 2, 3, 4 tane kaldı. 2 üzeri 4, 16. Var mı soru? Evet. Şimdi dur bir tane daha var. 1 veya 6 bulunur. He, şimdi veya kelimesini iyi anlamak lazım. 1 veya 6 ne demek? 1 bulunsa olur mu? Evet. Olur. Yalnız 1 olur. Yalnız 6 bulunsa? Olur. İkisi de bulunsa da olur. İkisi de bulunmazsa olur mu? Olmaz. İkisi de bulunsa oluyor mu hocam? 1 veya 6? 1 veya 6 ikisi de bulunsa da olur. Veya birleşim ya normalde bizim. Şimdi ikisi de bulunmazsa olmaz ama. Doğru mu? O zaman şunu yapıyorum. Şuraya alalım. Tüm alt kümeler eksi 1 ve 6 yok. Tamam. Şimdi tüm alt kümeler 2 üzeri 6. Eksi 1 ve 6 yok. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1 ile 6 isim. 4 tane kaldı. 2 üzeri şöyle bakalım. 4 mu? 64 eksi 16. O da 48 tane de 1 veya 6 vardır. Ya da ikisi de vardır. Tamam. Anladım. Şimdi ÖSYM'nin sevdiği bir soru tarzı. A kümesini vermiş. A, B, C, D, E. Şu D. B kümesini vermiş. A, B, C, D, E. Bak buraya kadar aynı her şey. F, G, H'ı koymuş ekstradan. Doğru mu burada? Bana demiş ki öyle bir K kümesi var ki A kümesi K'nın alt kümesi, K da B'nin alt kümesi olacak şekilde kaç farklı K kümesi yazılabilir? Şimdi bir kere A kümesi K'nın alt kümesiymiş. O zaman K'da bunlar kesin olacak bir kere, doğru mu? Evet. Tamam. O zaman K'nın içinde şunlar olacak. A, B, C, D, E. Bu kesin olacak. Şimdi geri kalan da ne olacak? K'da bunun alt kümesiymiş. Yani bunları da koyacağım geri kalan, değil mi? Peki ne koyabilirim? Yalnız F'yi koyabilirim. Yalnız G'yi koyabilirim. F, G'yi koyarım falan filan gidiyor. Doğru mu? Aslında şunu yapıyorum. Bu 3 tane ile ne kadar alt küme oluşturabilirsem o kadar da K oluşuyor aslında. Yani A, B, C, D'yi koyuyorum. O zaman 2 üzeri 3. Ben 8 tane şu 3 elemanla alt küme oluşturabilirim. Dolayısıyla yanına da A, B, C, D, E'yi koyarım. Al sana K kümesi çıkar. Anlaştık? Evet. Al bakalım. ÖSYM'nin sevdiği soru tarzı. Şimdi gelelim buraya kombinasyon arkadaşlar. Kombinasyonda bunları aslında gördünüz. Kombinasyonda da gördü arkadaşlar. Diyoruz ki N elemanlı bir kümenin R elemanlı alt kümelerinin sayısı N'in R'li kombinasyonu ile bulunur. Şimdi N'in R'li kombinasyonu neydi? N faktöriyel bölü
n eksi r faktöriyel çarpı r faktöriyel. Ama pratik yapalım demiştik. Hı-hı. Mesela 5'in ikili kombinasyonu dediği zaman 5'ten 2 geri gidiyorum. 5 çarpı 4. Hı-hı. 2 gitmiş oldum 5 ile beraber. Bölü alttakinin faktöriyel. 2, 1. Bunlar sadece işte 10 mu? Evet. Mesela 7'nin üçlü kombinasyonu dediği zaman 7, 6, 5, 3, 2, 1. Gitti 35. Var mı sorun? Yok hocam. Şimdi bakalım. 7 elemanlı bir kümenin 2 elemanlı kaç alt kümesi vardır? Aslında sana 7'nin ikili kombinasyonunu mu soruyor? 7 çarpı 6 bölü 2 çarpı 1. Sadece işte bunlar 21. Var mı sorun? Yok hocam. Şimdi şunu ama hatırlatalım yine arkadaşlar biz. Şimdi n elemanlı bir kümenin 0 elemanlı kaç tane alt kümesi vardır? Bir tane, o da boş küme. Değil mi? N'i 0'ı 1. N elemanlı bir kümenin n elemanlı kaç tane alt kümesi vardır? O da kendisi 1. 1. N elemanlı bir kümenin 1 elemanlı kaç alt kümesi vardır? N tane. 1, 2, 3 ise mesela yalnız 1, yalnız 2, yalnız 3. 1 eleman. Doğru mu? Dolayısıyla bunlar zaten dediğim gibi kombinasyonda gördüğünüz şeyler. Ama şunu da anlatalım. Mesela N elemanlı bir kümenin 0 elemanlı alt kümeleri. Artı N elemanlı bir kümenin 1 elemanlı alt kümeleri. Artı 2 elemanlı alt kümeleri. Artı gitti gitti gitti. N elemanlı alt kümeleri. Aslında burası tüm alt kümeler değil mi? Kümeler. O zaman bunun yerine ben 2 üzeri N yazabilir miyim? Formül oradan geliyor. Evet. Al bakalım. 5 elemanlı bir kümenin en çok önemli 2 elemanlı kaç alt kümesi vardır? Şimdi 3 elemanlı olur mu? Olmaz. En çok 2 demiş. Çok. Doğru mu? Hı-hı. Ama 1 olur. Doğru mu? Ama 0 da olur. Yani 2 elemanlı olur, 1 elemanlı olur, 0 elemanlı olur. 0 da 1'e eşit. Aynen. O zaman 5'in ikilisi artı 5'in birlisi artı 5'in sıfırlısı. 5'in ikilisi 5 çarpı 4 bölü 2 çarpı 1'den 10. Artı 5'in birlisi zaten 5. 5'in sıfırlısı sen söylemiştin 1. 16. Evet. En çok en aza dikkat. Al bakalım. Evet. A kümesi vermiş 1, 2, 3, 4, 5, 6. A kümesinin 3 elemanlı alt kümelerin kaçında? Deminki soruya benziyor. Hani bulunur bulunmaz yapmıştık ya. Ama burada sınırlanmış. 3 elemanlı demiş. Hı hı. Şimdi 2 bulunmaz diyor. Hemen şöyle yapalım. Şuraya yazalım A şıkkı. 3 elemanlı dediği için ben şöyle bir 3 elemanlı alt küme çiziyorum. 2 bulunmaz diyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6 mıydı? Evet. 2'yi çıktı mı bulunmayacaktı. Geriye 1, 2, 3, 4, 5 tane kaldı mı? Bana kaç tane lazım? 3 tane. 5'in üçlüsü. 5, 4, 3 bölü 3, 2, 1. 10. Bu kadar basit. Kaçında 4 bulunur diyor. Yine bulunmaz gibi. Aynen. 1, 2, 3 elemanlı. 4'ü koyduk mu buraya? Hı hı. Ama dikkat 1, 2, 3, 4, 5, 6 idi ya 4'ü çıktık geriye 5 tane kaldı evet. Ama bana 2 tane lazım çünkü 4'ü koyduk ya o zaman 5'in ikilisi o da 10 aynı çünkü 5'in üstünde bunu da bulduk 1 ve 6 birlikte bulunur C şıkkını buraya yapalım veya demiyor bu sefer B diyor V olduğu için ikisini de koyduk 1 ile 6'yı koyduk şimdi 1 ve 6 bulunur 1, 2, 3, 4, 5, 6 1'i çıktık 6'yı çıktık geriye kaç tane kaldı 4 bana kaç tane lazım? Bir tane. Bir. Dördün birlisi. O da dört müdür? Evet. Üç bulunur, beş bulunmaz. İkisinde değişikli. Bulunur, bulunmaz. Bir, iki, üç. Aynen. Hemen yerine yerdim. Üç bulunsun diyor. Üçü koydum. Beş bulunmasın. Bir, iki, üç, dört, beş, altı. Beşi çıktım ama üçü de çıktım. Evet. Koyduğumu da çıkıyorum. Geriye bana kaç tane? İki tane. Kaç tane kaldı? Dört tane. Dördün ikilisi mi? Dört, üç, bölü, iki, bir. Altı tane. Peki hocam 3 veya 5 deseydin. Aynı şekilde veya. Tamamından bulunmadıklarını çıkardım. İkisinde. Anlaştık mı? 3 elemanlı alt kümelerinin sayısı 5 elemanlı alt kümelerinin sayısına eşit olan kümenin 2 elemanlı kaç alt kümesi vardı? Şimdi ben şunu biliyorum. Hatırlatma. N'in R'li kombinasyonu eşittir. N'in N eksi R'li kombinasyonuna. Yani şu altların toplamı yukarıyı veriyorsa bunlar birbirine eşittir. Yani mesela 5'in ikili kombinasyonu ile 5'in üçlü kombinasyonu birbirine eşittir. Evet. 2 artı 3, 5. Şimdi dönelim. 3 elemanlı alt kümenin sayısı, 5 elemanlı alt kümenin sayısı eşit olan kümenin eleman sayısı ya da 2 elemanlı kaç alt kümesi vardır diyor. N elemanlı olsun bu küme. 3 elemanlı alt kümenin sayısı N'in üçlüsü mü? Eşitmiş. N'in beşlisine. N kaç oldu o zaman burada? 8. Bana neyi soruyor? 2 elemanlı kaç alt kümesi var? 8'in ikilisi. 8 çarpı 7 bölü 2 çarpı 1. Yani bu formülü de ona çıkarıyoruz. Aynen. Dediğim gibi kombinasyonda da bu soruları çokça çözdük. Al bakalım.
Son şeylere geldik. Şimdi tanımlardan devam ediyoruz. Evrensel küme ve tümleme işlemi var, tümleyen. Evrensel küme şu. Üzerinde işlem yaptığımız bütün kümeleri kapsayan en büyük küme diyoruz buna. Buna evrensel küme diyoruz. Şimdi bir A kümem var. Bu A kümesini kapsayan bir evrensel küme var. Tamam. A kümesini de üzerinde işlem. Bunun içine bir B de koyabilirsiniz, bir C de koyabilirsiniz. Ne koyarsanız koyun. Bütün kümeleri kapsayan bir kümeden bahsediyoruz. Peki tümleyen ne? Tümleyen de şu. Eğer bir A kümesi varsa A kümesinde olmayıp evrenselde olan tüm elemanlar A kümesinin tümleyenidir. Nasıl gösteririm? A'nın üstünde çizgi koyuyorum, tamam mı? A'nın tümleyeni. A'nın yani, değili gibi. Değili. Aynen zaten değil demek. A kümesi burasıysa burası A'nın değili. Şimdi şunu da hemfikir olalım. A ile A'nın değilinin kesimi yok. Hiç ortak elemanı yok. Doğru mu? Kesimde de bunu söyleyeceğiz. Evet. A neyse A'nın değili bunun tam tersi olacak. Tamam. Şunu söyleyebilir miyim o zaman? A kümesinin eleman sayısıyla A'nın değilinin eleman sayısının toplamı evrenseli verir mi bana? Evet. Bir. İki. Bir kümenin tümleyeninin tümleyeni kendisi midir? Evet. A'nın tümleyeni buysa değil, onun değil, kendisi. Aynen. Al bakalım son bir sorumuz var. A ve B evrensel kümesinin alt kümeleridir demiş. Şimdi dikkat. A'nın eleman sayısı artı B'nin tümleyenin eleman sayısı 22 demiş. Hı hı. Dönmüş B'nin eleman sayısı artı A'nın tümleyenin eleman sayısı 18 demiş. Hı hı. Ben bunları taraf tarafa toplasam. Bak şimdi. Burada ne var? SA. Hı hı. Artı. Burada ne var? SA üssü mü? Evet. Artı. Burada ne var? SB. Artı. Burada ne var? SB üssü. 22 ile 18 topladım. 40 yaptı mı? Hı hı. Peki sen evrensel değil miydin? Sen de evrensel eşit değil miydin? Evet. Doğru mu? O zaman iki tane evrensel 40 ise evrenselin eleman sayısı ne oldu? 20. Yani onu öyle de yazabiliyoruz. Ben tek bir evrensel olarak düşünürdüm yani sonuç çözerken. Ya öyle değil. İki değil. Tane. Bu ayrı bu ayrı. Hı hı. Anlaştık mı? Anladım hocam. Teşekkür ederim. Evet. Tanımlarımız bu kadar. Bundan sonra işlemler yapacağız. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Umarım faydalı olmuştur. Videomuzu beğenip bizi takip etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.